Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Chrome'dan bahsetmek istiyorum. Chrome özellikle tatlı krizleri olan, iştahını kontrol etmek isteyenler arasında oldukça popüler bir takviye. Peki gerçekten bilimsel olarak Chrome'un böyle bir etkisi var mı? Gelin hep birlikte göz atalım. Krom nedir? Krom, insanlar ve hayvanlar için esansiyel bir elementtir. Yani dışarıdan almamız zaruridir. Bu özelliği ilk defa 1959 yılında keşfedilmiştir. Enerji üretimi, protein sentezlenmesi, kolesterol ve yağ mekanizmaları üzerinde görevli olduğu gibi aynı zamanda insülin direnci, diyabet üzerinde de insülinin vücutta görevini yapabilmesine aracılık etmesi dolayısıyla görev almaktadır. Keşfedilmesi de ilginç bir hikayeye dayanmakta. 1970 yılında damardan mamayla beslenen bir hastaya insülin enjeksiyonu da verilmesine rağmen kan şekerinin bir türlü düşmediği gösterilmiştir. Eskiden yapılan bazı hayvan çalışmalarında da kromun insülinin glikozu hücre içine sokmasında görevli olabildiğiyle ilgili bir çalışmayı okuyan doktor mamaların içerisine krom eklemiştir ve krom ekledikten sonra hastaya verilen insülin görevini yapmaya başlamıştır ve glikozu hücre içine sokabilmiştir. Krom eklenmeden önce biz insülin de versek hastanın kan şekeri sürekli olarak yüksek seyrederken yani glikoz hücre içine sokulamazken mamaya krom eklendikten sonra artık insülin glikozu hücre içine sokabilir hale gelmiştir. Buradan yola çıkılarak yapılan birçok çalışmayla insülinin hücre reseptörüne bağlandığında glikozu hücre içine sokarken kromun aracılık ettiği net bir şekilde mekanizmalarla gösterilmiştir. Aslında yetişkin bir kişinin günlük krom ihtiyacı 35-45 mikrogram arasında değişkenlik göstermekte. Ancak bazı durumlarda vücutta krom ihtiyacı artmaktadır. Nedir bunlar? Bir, karbonhidrattan ve özellikle basit şekerlerden zengin beslenme. Vücut her karbonhidrat yıktığında, her glikozu hücre içine soktuğunda krom kullandığı için bu şekilde bir beslenme modalitesi olan kişide de haliyle krom ihtiyacı artmaktadır. Aynı zamanda egzersiz yapmak vücutta krom ihtiyacını artırır ve kronik stres de vücutta krom ihtiyacını artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda özellikle karbonhidrattan zengin beslenildikten sonra vücutta insülin seviyesi arttığında krom miktarının da anlık olarak azaldığı gösterilmiştir. Buradan da kromun insülinin görevini yapmasında görevli olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan başka klinik çalışmalarda da özellikle günde 200 mikrogram bir krom takviyesi kullanımının diyabet semptomlarını azalttığı ve kan şekeri regülasyona destek olduğu gösterilmiştir. 1999 ile 2010 yılları arasında yayınlanan ve 62 bin kişinin incelendiği çok geniş kapsamlı bir çalışmada son bir ay içerisinde krom takviyesi kullananlarda kullanmayanlara göre hemoglobin A1c değerinin anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu gösterilmiştir. Hemoglobin A1c son 3 aydaki kan şekeri kontrolünü gösteren bir kan tahlili. Krom takviyesinin kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabildiğini bu çalışma bize söylemektedir. Şimdi özellikle popülaritesini elde ettiği yerlerden bir tanesi de açlık krizleri ve tatlı krizleri üzerindeki etkisi. Bu konuda da yayınlanan bir çalışma var ama bu çalışma aslında depresyon hastaları üzerinde yapılan bir çalışma ve yüksek doz krom takviyesi kullanılarak yapılmış. Yani günde 600 mikrogram krom kullanmışlar ve bu 113 hasta üzerinde 2 ay süreyle 600 mikrogram krom kullanıldığında tatlı krizlerinin anlamlı bir şekilde daha az olduğu gösterilmiş. Ve bir başka çalışmada krom takviyesinin HDL kolesterol üzerine olan etkisi incelenmiş. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan beta blokör grubu ilaçlar HDL kolesterolde düşmeye sebep olabilmekte. İşte bu hasta grubunda 2 ay boyunca 600 mikrogram krom takviyesi kullanılmış ve HDL kolesterolün anlamlı bir şekilde yükselmesine katkı sağladığı gösterilmiş. Yine bir başka çalışmada krom takviyesinin vücut gelişimi üzerine olan etkileri incelenmiş. 6 hafta boyunca haftada en az 4 gün 1 saat olmak üzere alt ve üst ekstremite üzerinde vücut geliştirme antrenmanı yapan kişiler üzerinde yapılan bir çalışmada günde 200 mikrogram krom takviyesi kullanımıyla vücut gelişiminin anlamlı bir şekilde daha fazla olduğu ve yağ dokunun azalmasına da katkı sağladığı gösterilmiş. Ayrıca kromu azaltan faktörlerden bir tanesinin de spor yapmak ve egzersiz olduğunu söylemiştik. Bir çalışmada 6 mil koşan sporcular üzerinde bir çalışma yapmışlar. Koşu yaptıkları gün idrarlarında
idrardaki krom atılımını incelediklerinde normal zamana göre 2 kat daha fazla krom atılımı olduğu gösterilmiş. Peki kromu nereden alacağız? Krom normalde kahve, tahıllar, fındık, brokoli, yeşil fasulye, şarap ve bira mayasında bulunan bir element. Ancak kromun emilimi çok zor. Yani aslında takviye olarak aldığımız kromun da emilimi oldukça sınırlı. Besinlerle aldığımız kromun da emilimi çok sınırlı. Zaten vücudumuzda da günlük ihtiyaç neydi? 35-50 mikrogram arasındaydı. Yani mikro düzeylerle bahsettiğimiz bir elementten bahsediyoruz. Yani magnezyum gibi 300 mg, 400 mg gibi dozlar yok kromda. Normalde besinlerle alınan kromun emilimi %0.4 civarındayken takviye olarak da biz krom alabiliyoruz. Burada da yine krom klorit gibi kötü emilime sahip formlar da aynı besinlerle aldığımız krom gibi %0.4 civarında emilirken krom pikolinat formunda aldığımız krom takviyesi %2.8 oranında emilmektedir. Yani emilimi bir miktar daha fazladır. Genel olarak ülkemizde 200 mikrogram krom içeren takviyeler bulunuyor. Yani size bazı klinik çalışmaları anlattım. Mesela 600 mikrogram da kullanılmış. Aslında siz 200 yerine 600 alsanız da zaten maksimum %2.8'i emiliyor. Yani 200 alsanız da zaten vücudunuza 6 mikrogram gibi bir dozda geçebiliyor. 600 alsanız da 18 mikrogram gibi bir doz geçmiş oluyor. Yani kromun zaten vücuda geçişi çok zayıf ve biz o minimal dozlarla bu etkileri görüyoruz zaten. O nedenle aslında güvenli bir takviye. Yani siz 200 yerine 600 da alsanız ki klinik çalışmalarda 1000 mikrograma kadar dozlarla yapılan klinik çalışmalar var. Vücudunuza geçiş zaten minimal miktarda oluyor. Ama o minimal dozlarla işte vücutta etkisini gerçekleştiriyor. Kromun basit bir şekilde ölçülen kan tahlili vesaire yok. Aslında biz biraz krom takviyesi kullanıp fayda görüyor muyuz diye bakıyoruz. Özellikle insülin direnci olanlar, açlık krizleri, iştahını kontrol etmekte problem olanlar, yeni yeni insülin direncinin ayak sesleri görünenler, gece tatlı krizleri meydana gelenler ve biraz önce saydığım gibi spor yapanlar, karbonhidrattan zengin beslenenler krom pikolinat formunda bir takviyeyi hayatına dahil edebilir. Bu kan şekerinin daha dengeli bir şekilde seyretmesine katkı sağlayabilmekte. Krom takviyesinin ben yemekten yarım saat önce kullanılmasını öneriyorum. İşte 200 mikrogramlık bir krom takviyesi günde bir kez, iki kez, ihtiyaca göre üç kez bile hayata dahil edilebilir. Üst doz oldukça geniş. Özellikle çok yemek yediğiniz öğünlerden önce kan şekerinin daha dengeli seyretmesi adına krom takviyesi hayata dahil edilebilir. Evet, bugün sizlere kromdan bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.